Arkadaşlar, burası neresi? Bir sürü şehirden, köyden, kasabadan, ilden, ilçelerden geçen ama ismini Ceyhan'a verdiği Ceyhan Nehri. İşte bu arkadaşlar. Buradan şimdi size ters akıyor gibi gelebilir. Bizim Ceyhan Köprüsü'nden sağa doğru akar. Buradan da sola doğru akıyor. Yani biz Ceyhan'dan ileride olduğumuz için bu su Ceyhan'a doğru gidiyor. Bu su Hemite Kalesi'nin yine yakınlarında bir köyün bir civarında olan bir köprü ve ırmağı. Yalnız buradaki özelliklerden birisi nedir? Yakından gösterirsem bu suyun berraklığıdır arkadaşlar. Bakın suyun tabanına kadar görünmektedir. Bir tarafa dönersen bak dikkat et. Suyun altındaki taşları bile tek tek görebiliyoruz. O kadar berrak ki yani bizim orada su çamur gibi akarken burada bu kadar şeffaf olması beni şaşırttı. Hayret içerisinde. Şuraya bak, burayı tam tabanına kadar gösterebiliyor musun? Aşağıda balıkları görebiliyor musun? Balıklar biz görüyoruz ama kamerada görülmesi zor. Ya o kadar berrak ki arkadaşlar, inanın suyun tabanına kadar görünüyor yani, öyle ki berrak ve güzel. İşte bizim Ceyhan Irmağı'nın ismini bu kadar şehirden geçmesine rağmen ismi Ceyhan'a verilmiş. Yani ırmak kenarlarının, o bizim Ceyhan Irmağı'nın bir şehrin ortasından geçmesi gibi başka bir ilçe yok. Yalnız Ceyhan Irmağı'nın kenarlarına, etrafına ilgi de yok. Fakat bu Ceyhan Irmağı'nın renginin bozukluğu... Usta, ben seni destekleyici bir şey söyleyeceğim. Geçen ben bir belgeselde izledim. Özellikle Kahramanmaraş'ın belli ilçelerinde, Ceyhan Nehri'nin geçtiği yerlerde sağlı sollu su şeffaf olduğu için balık besleme şeyleri yapmışlar. Demek ki tatlı su balığı yetiştiriyorlar. Bu geçtiği yerlerdeki topraklardan, kumlardan veya bölgeden dolayı bizim ırmağın rengi değişerek geliyor. Yani ırmağın rengine yapacak bir şey yok. İnsanlardan kaynaklanan bir şey de, coğrafi bölgeden kaynaklanan bir renk değişikliği. Demek ki bu kayalık bölgelerden geliyor. Fazla toprak olmadığı için buralara kadar rengi şeffaf bir şekilde geliyor. Ama kameradan ne kadar görürsünüz bilmiyorum. Fakat çok güzel bir görüntüsü var. Şöyle bakabilirsiniz. Camızlar suda gidiyor. Camızlar suda gidiyor. Gördüğünüz gibi camızlar, camız gibi suya atladı derler ya arkadaşlar. Yaklaştırabilir miyim? Yaklaştık. Camız gibi suya atladı. Vallahi camız sudan geçti ama kaçırdım onu ya. Camış gibi suya atladı arkadaşlar. Kaçırdım onu. Ama suda bak şeyler var, görüyor musun? Bak ördekler falan var. Ördekler var, evet. Su ya, su kuşları var. Su bak kuşları diğer tarafta var. Da diğer tarafta da gösterebilir miyim bak? Şurada ortada çağrılmışsın.